Evet arkadaşlar, yeni bir FIFA videosunda daha birlikteyiz. FIFA Kaplan Talk Show'un ikinci bölümünde Efe bize eşlik edecek. Hoş geldin Efe. Hoş buldum abi. Teşekkür ederim. Beni buraya çağırdığın için. Ne demek canım, ben teşekkür ederim. Güzelmiş bu arada forman. Lyon Teşekkür forması. Biraz kendinden bahset istiyorsan, bize seni bir tanıyalım. ederim. Tabii. Ben Efe 18 yaşındayım. Üniversiteye hazırlanıyorum bu sene. Amatör ile profesyonel arasında Pro Clubs oynuyorum Heh. FIFA'da. Yok canım, amatör değilsin sen ya, biz amatör biziz. Sadece böyle. Güzel. Şimdi bizim tanışma hikayemiz de biraz ilginç aslında. Geçen seneki bir FIFA turnuvasında bir ortak arkadaş aracılığıyla tanıştık seninle. Sonra ben hani sizin şey Pro Clubs maçlarınıza dahil oldum, sağ olun. Bayağı keyifliydi aslında. Ben Pro Clubs hani hep oynuyordum yıllardır ama Pro Clubs'ı ben sizden öğrendim aslında. Hani Pro Clubs, hani gerçek Pro Clubs'ı ilk sizle oynadım. Nedir ya bu Pro Clubs? Tam hani bizden hani siz daha biraz daha farklı oynuyorsunuz aslında. Çok competitive dediğimiz daha aslında böyle bir rekabetçi bir oyun tarzınız var. Yani şöyle söyleyeyim. Pro Clubs halı saha gibi düşünebiliriz aslında. 11 arkadaş herkes tek bir oyuncuyu yönlendiriyor. Takımların işte kendince taktikleri var. Kaptan dediğimiz teknik direktörleri var. Öyle. Ligleri olan artık tabii bu iş büyüyor. Bizim seninle tanıştığımız oynadığımız zaman amatör olarak oynuyorduk. Şu an profesyonel oyuncuyum ben mesela. Evet. Orta Yani çevre oynuyorum. o çok güzel. Şimdi onu da soracaktım şu an, hani bir kulüple bağlantılı mısın diye. Başakşehir'in Pro Club takımındasın herhalde. Aynen öyle. Başakşehir'de Pro Clubs Çok güzel. Şimdi beni en çok şaşırtan şey sizle oynadığım zaman, ki yani daha sen diyorsun ki biz çok daha hani aslında bu işi de geliştirdik hani geçen sene göre. İnanılmaz bir iletişiminiz vardı yani, aslında hani profesyonel bir yani e-spor takımı gibiydiniz o zaman da. Herhalde hani bu üst seviye Pro Clubs takımlarını diğer böyle arkadaşların kurduğu iyi takımlarda ayıran şey biraz daha böyle iletişim ve hani şey antrenman değil mi? Tabii birlikte oynamak, birbirini tanımak, arkadaşını tanımak önemli. Yanında oynadığınız her açıdan tanımak önemli. Sadece oyun değil, Değil mi? karakterini Hislerini tanımak. bilmek, alışkanlıklarını şey Aynen yapmak. Oo, bu arada Hünginson varmış, şimdi gördüm. Çok da çekindiğim bir oyuncu. Gerçekten zorluk çıkarıyor bayağı öyle. ya bu sene. Nasıl bir oyuncu? Peki şimdi biraz şeylerden bahsedelim. Sen bir sürü pozisyon oynadığını biliyorum ama hani ana pozisyonu nedir abi şu an Pro Ana Clubs'ta? pozisyonum benim stoper abi. Zaten stoper olarak başlamıştım. Şu anda da stoper oynuyorum. Seviyorum da stoper oynamayı. Peki şimdi şeyi soracağım sana, hani tam birebir hani sayı vermen zor ama benim arkadaşlarımla da bayağı hani oynarken şey sıkıntısı oldu biraz, hani en uygun boy kilo oranını yakalayamadık bir türlü. Geçen seneden sanki biraz daha zor bu iş. Hani böyle bir yaklaşık böyle bir Tabii. değer vermen mümkün mü en azından Stoper stoper için? için mi? Şimdi stoper için bence bu sene burada şöyle bir şey var. Tabii ki bu FIFA her sene bir şey çıkarıyor. Bu sene de biz stoperde stoper oyuncusuyla oynamıyoruz. Bek mi? Bek kartımıyla oynuyoruz. Aynen öyle. Daha hızlı olması için bu sene hız önemli biliyorsun. Aynen. O yüzden boyum 1,92 kilom da 68 benim bek Burada gördüğünüz gibi size hizmetimiz devam ediyor. kartıyla Profesyonel e-spor oyuncusundan stoper bu ilde gelmiş oldu. oynuyorum. Güzel. Peki bu biraz rutinli merak ediyorum ben şimdi, senin hani çok az hani şey Aynen öyle. tanıyabiliyoruz. E-kıl spor oyuncusu. Bu böyle hani programın da yoğun. Bu antrenman falan oluyor mu? Tabii. Yani şimdi şöyle, bu iş daha tamamen profesyonel olmadığı için kulüpte oyuncular da birbirlerine bir adım atıyorlar. Haftalık olarak antrenman programı düzenleniyor. Bu haftalık iki antrenman yapıyor takım. Yani bizim takım şu an öyle söyleyebilirim. Haftalık iki antrenman yapıyor. Ben bazen ikisine de katılıyorum, bazen birine. Bunu menajer belirliyor. Şu an bayağı aslında bir e-spor kulübüsünüz siz de, bu hani LoL'de gördüğümüz gibi Aynen böyle öyle. tanıdığımız. Çok Aynen güzel. öyle. O zaman aslında bir Ama tabii profesyonelleşme var büyük bir miktarda. evet, lisanslarımız falan çıkıyor. Onlar profesyoneliz aslında. Çok Ama güzel. LoL gibi bir ligimiz olmadığı için daha sponsor mantığı falan tam oturmadı. İşte yavaş yavaş gelişen bir şey Türkiye'de. Ama güzel olacağına inanıyorum. Takım konusuna gelince de hafta içi şu an Avrupa maçlarımız var Çarşamba günü. Ondan dolayı ondan bir gün önce ve ondan bir gün sonra iki antrenman yapıyoruz. Cuma cumartesi de lig maçlarımız oluyor. Yani rutinim kısaca böyle. Tamam. Peki şimdi bu Avrupa takımları dediğin şeyler, hani yabancılara karşı bizim o bildiğimiz Aynen öyle. şey aslında bir Evet, normal ama oyun UEFA modunda. Avrupa Ligi. Ha, anladım. Şu an anladım. Tamam. Yine sizin gibi başka takımlara karşı oynuyorsunuz aslında. Aynen, yabancılara karşı.
Çok güzel o. Bu arada güzeldi yine Heung-min Son. Tamam. Hı-hı. Peki şeyi soracağım. Bu ödül durumu nasıl turnuvalarda? Hani böyle bir büyük turnuva oluyor mu ya da büyüğe yakın hani en azından belli Şöyle ödülleri söyleyeyim. olan? 29 Ekim'de Pro Elite Lig, bizim oynadığımız ligin turnuvası oldu. Cumhuriyet Kupası adı altında. Bu dünyada ilk kez gerçekleşen bir şey. 8 takım, 88 oyuncuyu bir yerde topladılar ve Oo, çok iyi. takımlar birbiriyle maç yaptı. Süper. Bu Nasıl geçti turnuva, sizin için turnuva? evet, turnuva çok trajikomik geçti bizim için. Çok iyi oynadığımız bir şeydi. Tabii ilk olduğu için bazı aksaklıklar vardı, hani İlla ki. tecrübe edilmesi gerekiyordu organizasyonun falan. Ama güzeldi sonuç olarak. Herkes mutluydu. Bizim de maçlarımıza gelince, abi inanır mısın bilmiyorum ama grupta 4 takım var. Herkes birbiriyle oynuyor işte. Bütün maçların skorları aynı bitti. Yok Ve artık. kurayla elendik. Çok Aynen yazık öyle. olmuş ya. Yok artık ya. Kurayla Ay çok elendik. dramatik Öyle bir olmuş harbiden ya. şanssızlığımız oldu. Aynen öyle. Ulan inanılmaz Ama önemli gerçekten değil. ya. Orada olmak güzeldi Tabii bizim. tabii ilk sonuçta ilk turnuvada vardım diyeceksiniz. Aynen Bu bir öyle. tecrübe sonuçta. Çok güzel, çok sevindim. Buradan bir selam da yolluyorsunuz o Bu zaman takımına. Ha. arada, evet, tabii. Şeyi söylemeyi unuttum. Tesfed'in de bir tane turnuvası olacak. Tabii onun detaylarını daha açıklamadılar. Yarın, yani 20 Kasım'da açıklanacak. Tesfed de FIFA ile ilgili bir turnuva düzenleyecek. Ama bu oyun modu ne olur? Pro mu, fut mu? Ha Veya bu. herkesin 85 rating olacağını söylüyorlar mesela. Bilmiyorum onu da. Onu bana dün de geldi. Onu ben şeyde gördüm dün. Ege'nin yayını vardı bu. ESL turnuvasına katıldı o da. Orada Evet. söylüyorlardı. Ben de orada gördüm. Ege'li de yakında bir video gelecek. Sağ olsun o da kırmadı beni. Onunla da bir Ultimate Team Bakalım. maçı yapacağız. Biraz Ultimate Team'e dönelim o zaman. Hı. Sen Dönelim. yine Pro Clubs'la ilgili hakkında bir şey gelirse söyleyebilirsin, anlatabilirsin. Biz de Evet. seninle aslında bu değişimi senle tecrübe ediyoruz. Hı. Güzel oldu aslında. Herkes de öğrenmiş oldu. Ben de bayağı merak ediyordum aslında bu Pro Clubs'daki değişiklikleri e-spor açısından. Güzel oldu. Ultimate Team nasıl gidiyor senin için? Ultimate Team benim için bu sene aslında fena gitmiyor. Ama tabii çok fazla ağırlık veremiyorum. Tabii. Hem okul hem Pro Clubs. Aynen öyle. Yani Gold 1 seviyesinde bitiriyorum her hafta. Gayet güzel. Ortalama. Ya hedefim var. Ultimate Team oyuncusu olmak da istiyorum ama bunun için şu an pek vaktim yok. Dediğim gibi üniversite Ya hazırlanıyorum. bir de Sonra hani değişir. vakitle birlikte şey de çok yıpratıcı aslında, hani Ultimate Team oyuncusu olmak için harbiden belli Evet. bir bütçe de lazım. Kesinlikle. Aynen öyle. Yani Bütçe, internet falan. Ülkemizde çok zor ya. Olanlara helal olsun işte. bence de, yani ben şu an şey yapıyorum, hani benim şu anki Ultimate Team bana soranlar oluyor, onu da cevaplayayım buradan fırsat olsun. Cuma, cumartesi ve pazar gece 2'den sonra onlar Evet. maç oynuyorum. Hani en erken gece 2'de giriyorum. Hani onda bile sıkıntı oluyor serverlarda. Bayağı bir sıkıntı yani aslında. O yüzden hani serverlar hep bir dert. Şu sırada şöyle senin kadroya da bir bakayım. Hazır zamanımız varken. Sen de 4-2-3-1 oynuyorsun. Aynen Bu inform var mı yoksa hepsi normal kart mı bunların? öyle. Wijnaldum inform. Wijnaldum inform güzel kart gerçekten. Bayağı güzel meta bir kadron var aslında. Yani az çok takip etmeye çalışıyorum işte Yo ama. bayağı meta kaldı hocam şu an hastane tam. Yani bir meta dışında bir oyuncu göremedim neredeyse resmen. Ya yani bir Rusu onu Geçen da Fernand Mendy yaptığın an tam bir meta kayak takımı oluyor. görmüştüm. Seni ben ama tanıyorum. Öyle bir özelliğin var. Geçen sene kaç? Evet. 5 milyon falan mı? İnanılmaz bir param vardı. Şeyle oynuyordun. Aynen öyle. Sidibe mi vardı? Evet. Husemo var. Bizim Future Stars gitti vardı. Benim de elim gitmiyor da gerçekten bu sene kanatları savunmak çok önemli oyunda. O aynen, ama yüzden Rusilio aslında fena bir kart değil. yo değil, kötü Yani değil, evet. oyunda oynamamıştı. Ya kötü değil asla. Yine İnanılmaz. savunmamın daha iyi olduğunu düşünüyorum. O yüzden hücuma ağırlık Yani vermeye abi çalışıyorum. Pro Clubs oyuncusun stoperde. Tabii ki daha iyi savunman yani. Peki biraz şeyleri konuşalım. Bu ikonları sen de bayağı sevdiğini biliyorum aslında. Özel kart böyle pahalı kartları falan almayı sevdiğini biliyorum. Var mı böyle bu sene almayı düşündüğün sevdiğin bir kart? Ya valla sene başında Guti gelecek diye çok heveslenmiştim. Guti'yi çok Guti, evet seviyorum. bir bayağı konuşuldu Guti bu arada. Niye gelmedi bilmiyorum. Evet. Ben de duymuştum çünkü. Bu sene istediğim ikon Essien'i çok merak ediyorum. Cidden orta sahada çok fark yaratacağını düşünüyorum. Essien'e bizim işte bu şeyin programın talk show'un ilk bölümündeki arkadaşım Naci çıkardı. Hatta bayağı sohbetini yaptık onun. O şey Evet. içinden bir tane rare gold, rare çıkan bir gold pack'in içinden Essien çıkardı. Cidden şans. Aynen öyle ya. O kaç tane? Benim bildiğim en az 10'dan fazla 100K'lık pek açtı o.
bu sene. Ve hiçbirinden hiçbir şey çıkmadı. Böyle en iyi Company çıktı 83'lük ama Essien çıkardı. İnanılmaz gerçekten yani. Abi işte. Şimdi bu şey promosu da yaklaşıyor. Team of the Year ve Future Stars aslında ikisi de birden yaklaşıyor. Evet. Bir var mı Future Stars ile ilgili beklediğin bir oyuncu, düşündüğün hani en azından? Vallahi Çağlar Söyüncü gelirse tatlı Ya olabilir. onu bana birkaç kişi daha Bilmiyorum, sen söyledi. ne Ben ilk düşünüyorsun? yani tahmin ben yani çok bayağı takip ediyorum aslında. Şu an Leicester'ı da tutuyorum. Bu sene Leicester'ı tutuyorum. Değil mi? Zevkli takım Çok oldular. güzel bir de bayağı da formdalar şu an. Hani City'nin de Aynen öyle. üstündeler falan. Çağlar harbiden inanılmaz bir sezon oynuyor. Ve hani Evet. çıkabilir gerçekten yani çıkmaması için herhangi bir sebep yok. Çünkü bir de hani FIFA'nın vitrin ligi baktığın zaman şey Premier Lig. O Ve yüzden sevilen de bir oyuncu çok İngiltere'de de. aynen ve bayağı sosyal medya şeyi de olan bir oyuncu, hype'ı da olan bir oyuncu. Lineker falan da sağ olsun destekliyor bayağı. Ondan evet olabilir Çağlar. Peki Başka aklıma gelmedi şu an. Team of the Year için var mı şöyle var? Şu adam çıksa hani biraz da fiyatı böyle düzgün olursa alabiliriz diyebileceğin. Vallahi fiyatına hiç girmeden sorarsan Kante derim yani. Kante çıksın çok isterim ama Kante harbiden çok güzel kart ya. Çok seviyorum ben de. Şimdi fiyatı işte ya fiyatı zaten olarak da onları düşünmemek lazım artık. Hepsi çünkü en aynen az öyle. 1-2 milyon oluyor yani. Onun düşüğünü ben Öyle daha görmedim. Bu arada harbiden şut çektirmiyorsun Efe. Anasını satayım yani. Stoper abi e-spor vallahi kusura oyuncusu. Yok bakma. estağfurullah da gerçekten hani hissettiriyorsun yani o şeyini farkını savunmada. Harbiden şöyle bir Teşekkür ederim. bakıyorum pozisyon bulur muyum diye. Yok yani gerçekten fark yaratıyorsun yani. Bakalım. Sen iyi oyuncusun işte. Teşekkür ederim. Yok, sağ ol. Şey de bayağı güzel. Peki bu şey nasıl? Biraz tekrar Pro Clubs'a dönelim. Takımla arkadaşlık ortamı nasıl? Bu hani Ya şöyle söyleyeyim. Genel olarak gittiğim çoğu takımda hiçbir sorun yaşamadım bu konuda. yok, sen zaten Çünkü çok uyumlu bir adamsın. teşekkür ederim. Çünkü şöyle söyleyeyim. Herkesin ortak bir şeyi var orada. Maçı kazanmak değil mi? Aynen Oo, güzel. öyle. Yani ortak bir amacımız olduğu için orada kötü geçiremiyoruz zaten. Ha, Evet. sorunlar olmuyor mu? Oluyor. Takımda sevmediğimiz insanlar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Normal hayatta da böyle zaten. Herkesi sevmek zorunda Tabii değiliz. ama Öyle herkes söyleyeyim. orada bir amaç uğruna ortak paydada buluşuyor. Aynen Şey de güzel, şeyi de beğendim bayağı. Bu senin ya hatırladığım özelliklerinden biri böyle sıkıntılı oluyor mesela şimdi mesela diyelim 10 maç 10 böyle 10 tane şut çekiyoruz bulamıyoruz gol. öyle. Gelmeyince de gelmiyor harbiden. Sonraki bir anda saçma bir pozisyondan gol buluyor. Senin o anda böyle bir Aynen takımı kaldırman hadi sakin olun bir şey olmaz falan. Hani böyle bir öyle. Evet. kaptanlık meziyetin de var aslında. Yani şu anki Teşekkür takımında ederim. pozisyonun ne Ya şu bilmiyorum an hani de. takımda kaptan değilim ama evet seninle tanıştığımız zaman kaptandım. Evet. Onları yapmaya mecburdum. Şu an o konuda biraz daha rahatım. İçin rahattır şu anda. Aynen öyle. Süper. Bu arada evet günün son durdurulamıyor. Gerçekten yani Vallahi ekstra oynuyor ha. Yo bana da çok sorun çıkarttı gerçekten şeyde. Peki tekrar bir ultimate team'de şey sorayım. Herkese sordum şu ana kadar. Bu karşına gelmesini istemediğin şöyle bir maça başlarken FUT Champions'da ulan ne işi var bu herifin burada dediğin. Keşke gelmeseydi dediğin bir oyuncu var mı bu sene? abi garip gelebilir ama Pike. Yani cidden Abi çok sıkıntılı bir bu kart. bendeki kartı mı peki? Scrim kartı. Ha şey Bendeki SBC. scrim kartı mı? Aynen Aynen. bendeki de Abi yani o kartın öyle oynaması imkansız. Hiçbir scrim müdahalesi boşa gitmiyor adamın. Evet, Sinir gerçekten bozucu öyle. cidden. Ya bana şey çıktı. Untradeable CL Semedo çıktı. Bir de Pique SBC yaptım. Orası bitti. Zaten Nesta Carlos Wow. gerisi de. Savunmada 4 Savunmada untradeable'ım. geçirmiyorsun. Aynen. Ya gerçekten hani inanılmaz bir kart o Pique ve şey hani auto tackle diye bir özellik var kartta. Yani bilmiyorum daha önceden hiç kimse de yok. Ben çoğu zaman kareye basmıyorum. Kendi müdahale yapıyor. Evet abi ben onu fark ettim ama bak bilmiyordum. İlk kez senden duyuyorum şu an. Öyle Evet. bir Yani ability şey olduğunu. ben ilk sadece o şey ya thread, bence yazmıyorsun sen öyle bir şey de hani inanılmaz yüksek ve hani şeyi hissettirmiyor yavaşlığı. Bence o çok önemli. Hani yavaş olduğunu Anladım. hissetmiyorsun kartın. Ben kartı gördüğümde hızından dolayı yapmak istemedim. Yapmadım da ben satılamaz kart yapmayı çok Evet, sevmiyorum. sevmezsin sen SVC onu biliyorum. Ha, mantıklı Evet. olana yazdın. Aslında yapılması gereken şey o da. Bak yine aldı bak kareye Aynen basmadım aldım mesela. şimdi Pike. Öyle. Peki sayın var mı abi? Sen de sonuçta iyi bir oyuncusun hani. Teşekkür Dikkat ederim. edeyim bundan sonra. Şimdi abi şöyle bir numaram büyük ihtimalle Van Dijk olabilir ya gerçekten çünkü Evet baba. ya şeyi Aynen durduramıyorum ya şey herhangi bir oyuncuyu bir şekilde savunabilirsin hani en iyi oyuncu mesela öyle. Messi'sinden tut şeyine kadar hani çok iyi oynamıyorsa hani bir şekilde savunabiliyorsun
Ama Van Dijk gerçekten yani çok kötü bir oyuncuyu çok iyi göstertebiliyor. Öyle bir özelliği var. Ramos da Çünkü öyle bence yani. Ramos da öyle aynen. Yani iyi pozisyon, hele biraz iyi pozisyon alabilen bir oyuncuysa karşındaki. Onun dışında Heung-min Son çok bela yani, gerçekten bela. Bu şey çok beter. UCL Live RTTF dediğimiz Eder Militao. Bir de onun Dembele'si. O yani, onlar gerçekten Allah'ın cezası bir karttı diyelim. Evet. Abi çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben Gerçekten teşekkür çok güzel, ederim abi kanka. çok keyifli bir sohbet oldu. Tebrik de İyi ediyorum işte seni. anlamadım. Vallahi öyle oluyor. Benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle muhabbet bayağı akıyor. Kanka. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Diyelim. Evet. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim diyelim. Herkese iyi günler.